Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bakterilerde endospor varlığının gözlenmesinden bahsedeceğiz. Bu uygulamanın amacı mikroorganizmaların tanımlanması için önemli olan endospor veya serbest sporların varlığının gözlenmesi ve bunların şekil ve pozisyon bakımından tanımlanması, endosporların varlığının gözlenmesi için farklı boyama tekniklerinin öğrenilmesi, endospor veya serbest sporların tayini için kullanılan farklı mikroskop çeşitlerinin yani basit ışık mikroskobu ve faz kontrast mikroskobunun öğrenilmesi amaçlanmıştır. Şimdi birazcık farklı tanımlardan bahsedelim. İlki endospor. Endospor dediğimiz her bakteri tarafından olmayan fakat bazı bakterilerin belirli koşullarda hücrenin içerisindeki dış etkenlere karşı olumsuz çevre koşullarına karşı direnç göstermek için çeşitli özel yapılar oluşturuyorlar. Bunların adı endospor. Endosporlar bazı bakterilerin olumsuz çevre koşullarına karşı direnç gösteren dormant formlar olarak tanımlanıyorlar. Endospor oluşumu hücrenin logaritmik üreme döneminin bitiminde başlıyor. Endospor oluşumu ve endosporun çimlenerek vejetatif hale dönüşmesi bir üreme şekli değil arkadaşlar. Bakteriler yalnızca ikiye bölünerek çoğalıyorlar. Bu sadece olumsuz çevre koşullarına karşı mikroorganizmanın kendini koruduğu bir çeper olarak düşünebiliriz. Serbest spor dediğimizde eğer endosporları çevreleyen hücresel içerik parçalandığında yani hücreler lize olduğunda bazı endosporlar vejetatif hücrelerin dışında gözlenebiliyor. Hücrelerin dışında bulunan endosporlara serbest spor adı veriliyor. Bir de dormant formlar var. Dormant form dediğimizde bazı bakterilerin üreme için uygun olmayan durumlarda metabolik aktivitelerini tamamen sıfıra indirdiği inaktif duruma geçtikleri form olarak adlandırılıyor. Endosporlar bakteriler tarafından oluşturulmuş dormant formlar olup bu sporlar çevreye yayılarak yıllarca uyku formunda canlılıklarını sürdürebiliyorlar. Uygun çevre koşulları olduğunda da tekrardan çimlenerek vejetatif hale geçiyorlar. Spor oluşturan bakteriler dedik ki her bakteri spor oluşturamıyor. Sadece Bacillaceae familyasının tipik bir özelliği bu aslında. Spor oluşumu Bacillus, Clostridium ve Disulfotomaculum cinsi bakterilerde görülüyor. Şimdi spor şekilleri ve hücre içindeki konumlarından bahsedecek olursak sporlar hücre içerisinde farklı konumlarda olabiliyor. Bunlar sentral yani merkez konumunda olanlar. Subterminal olanlar yani uca yakın olanlar, bir de terminal yani tam uç konumunda olan şekilde 3 formda olabiliyorlar. Endospor bulundurmayan bakteri hücresine vejetatif hücre, endosporu çevreleyen hücreye ise sporangiyum adı veriliyor. Bu şekilde de şekil 1'de de terminal, sentral ve subterminal konumlu spor şekillerini görmekteyiz. Aynı şekilde kitabınızda sayfa 100'de de vejetatif hücre, işte spor formu, terminal spor formu, subterminal ya da santral spor formu bu şekilde gözlenebiliyor. Yine kitabınızdan inceleyebilirsiniz. Peki bakteri sporunun özellikleri neler? Endosporların vejetatif hücrelere göre daha yüksek seviyede kalsiyum, dipikolinik asit ve düşük su içeriği içerdiği belirlenmiş arkadaşlar. Çoğu vejetatif hücre standart sıvı boya çözeltileriyle boyanabiliyorlar. Fakat endosporlarda boyaların içeri girmesine engel olan bir permeabilite bariyeri bulunuyor. Bu bariyer çeşitli etmenlerle mesela ısı, biz zaten spor boyamada ısı bariyeriyle bunu kıracağız. Çeşitli kimyasallar ya da ultraviyole ışın ya da mekaniksel parçalama ile ortadan kaldırılabiliyor ve dolayısıyla sporun içine de boya girebiliyor. Endosporlardaki bu bariyer spor katmanları oluştururken hücrelerin DNA'sını ve yaşamsal proteinlerini olumsuz çevre koşullarından korumak için geliştirilmişler. Ve endosporlardaki az seviyedeki endospor aktivitesi düşük su aktivitesiyle ilgili aslında. Bakteri sporlarının 3 önemli özelliği var. Bunlar kimyasal maddelere karşı geçirgensizlik yani impermeabilite, ısıya karşı dayanıklılık yani termostabilite, bir de kırılma indisinde artma, bu da refraktibilite özelliği. Bu özellik aslında bize mikroskopta incelemede, özellikle faz kontrast ve karanlık saha mikroskobunda incelemede çok büyük avantaj sağlıyor. Sporların fiziksel etkilere ve kimyasal maddelere karşı vejetatif hücrelerden daha dayanıklı olması
Sporları sağlayan kalın bir tabakadan kaynaklanıyor. Bu kalsiyum ve dipikolinik asitten kaynaklanıyor aslında. Endosporların mikroskopik incelemesine bakacak olursak, bilinmeyen bir bakteri örneğinde endospor varlığının gözlenmesi, nispeten az sayıda bakteri cinsinin endospor olduğunu bilindiğinden oldukça önemli. Aslında siz bir şeyi incelerken endosporu varsa onun cinsini bildiğinizden, daha doğrusu daralttığınızdan oldukça işiniz kolaylaşıyor. Fakat bakteri sporları basit boyama veya gram boyama ile gözlenebilir hale gelmesine rağmen şeffaf görünüyorlar. Bunun sonucunda sporangiyum boyanıyor ve endospor boyanmıyor. Çünkü herhangi bir dışarıdan etmen olmadığı için o spor bariyeri kırılmadığından dolayı sporlar şeffaf halde görünüyor. Bakteri sporları özel boyama yöntemleriyle boyanarak mikroskopta gözlenebiliyorlar. Spor boyama yöntemleri sporların kimyasal maddelere karşı geçirmezlik özelliğinin yüksek sıcaklık uygulamalarıyla bozulması prensibine dayanıyor aspında. Şimdi endospor boyama yönteminden bahsedecek olursak, biz burada endospor boyamada ısı ile bu bariyeri kırmayı hedefliyoruz. Boyaları içine almaya karşı dirençli olduğu için endosporlar boya çözeltisinin sıcaklığı 100 dereceye yükseltiliyor ve endosporların direnci kırılıyor ve boyayı içine alarak boyanır hale geliyor. Lisans düzeyindeki mikrobiyoloji derslerinde Schaeffer-Halton metodu endospor boyamada yaygın olarak kullanılıyor. İlk önce her boyamada yaptığımız gibi bir preparat hazırlanıyor. Daha sonra üzerine adsorban bir kağıt konuluyor. Biz burada filtre kağıdı kullanacağız. Bakterileri sporlarının boyanmasında genel olarak zayıf bazik bir boya olan malaşit yeşili kullanılıyor. Zayıf bazik ve kuvvetli bazik boyaları kitabınızdaki boyalar kısmından daha detaylı şekilde anlayabilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Spor boyamada zayıf bazik boya kullanmamızın nedenini birazdan anlatacağım. Ve lam yüzeyi malaşit yeşili solüsyonu ile tamamen kaplanıyor ve hücrenin sporun içine girmesi için bir ısı uygulaması yapılıyor. Ve bu işlem yaklaşık 5 dakika boyunca devam ettiriliyor ve duruma göre 5 dakikanın da üzerine çıkılabiliyor. Aslında uygulamada olsaydık biz farklı süreleri denetecektik size ve hangisinde daha iyi gözlenebildiğini aslında o şekilde belirleyecektik. Ve bu esnada hücrelerin kömür oluşmasına, susuz kalmasına izin vermemek için de bir su buharı yardımıyla ısı vereceğiz aslında biz. Bu asıl işlem aşaması sonucunda vejetatif hücreler ve endosporlar boyanmış olacaklar. Bu işlem aşaması tamamen bittiğinde lamamızı su ile nazikçe yıkayacağız. Malaşit yeşili burada zayıf pozitif bir yüke sahip olduğundan, yani zayıf bazik bir boya olduğundan sporangiyumun yüzeyine kuvvetli bir şekilde bağlanamayacak ve sporangiyumdan kolayca yıkama esnasında hücreden ayrılacak. Fakat endosporlardan ve serbest sporlardan boya uzaklaşmayacak. Yani malaşit yeşiliyle boyayıp yıkandıktan sonra endosporlar yeşil, sporangiyumlar şeffaf şekilde olacak. Endosporların sporangiyum içindeki konumunu gözlemlemek için sporangiyumu da boyamamız gerekiyor. Bu yüzden karşıt bir boya kullanıyoruz. Yani spor boyamada diferansiyel bir boyama aslında. İki tane farklı boyanın kullanıldığı. Karşıt boya olarak da safranini kullanıyoruz. Ve vejetatif hücrelerde, yani sporangiyum kısmı da safraninle boyanıyorlar. Kuvvetli bir bazik boya olan ve endosporlar malaşit yeşilini hala içlerinde tuttuklarından yeşil renkli. Vejetatif hücreler ise kahverengimsi, kırmızı veya pembemsi görünüyorlar. Şimdi resimlerle zaten örneklere de bakacağız. Burada malaşit yeşili ile boyamada aşamaları görüyoruz. İlk ne yapıyoruz? Preparat hazırlıyoruz. Daha sonra nemli ısı ile bunu malaşit yeşilini muamele ediyoruz 5-6 dakika boyunca. Daha sonra suyla yıkıyoruz ve karşıt boya olan safraninle boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada da endospor boyama yöntemiyle elde edilen görüntüleri görüyoruz. Birinde Bacillus subtilis ve diğerinde Clostridium botulinum'u görüyoruz. Farklı konumlardaki sporları ve farklı renkleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sporun içi yeşil boyanmışken sporangiyumun içi de kırmızıya boyanmış şekilde.
Bir de boyamadan faz kontrast mikroskobu ile aslında sporların gözlenebildiğini söylemiştik. Bu da endosporların spor angiyuma göre daha yüksek yoğunlukla sahip olmasıyla aslında açıklanabiliyor. Bu durum spora, yaş preparatlara incelemede refraktibilite özelliği veriyor. Ancak kültür sıvısının yoğunluğu ile spor angiyumun yoğunluğu birbirine yakın olduğundan basit ışık mikroskobu ile bu inceleme gerçekleşemiyor. Bu yüzden endosporların herhangi bir boya yapmadan basit ışık mikroskopunda incelenmesi güç oluyor. Fakat preparatlara boyama yapmadan incelemek için faz kontrast mikroskobu kullanabiliyoruz. Bu mikroskop iki ortam arasındaki kontrastlığı arttırıyor. Yani yoğunluk farkından dolayı siz spor angiyumu ve endosporu rahatça gözlemleyebiliyorsunuz. Büyük laboratuvarlarda faz kontrast mikroskobu hızlı, zahmetsiz ve daha detaylı sonuç almak için sıkça kullanılıyor. Şimdi endospor boyama prosedürünü bir hatırlayalım. Zayıf bazik olan malaşit yeşili boyası ile nemli ısıda muamele yapıyoruz yaklaşık 5-6 dakika boyunca. Böylelikle ne yapıyoruz? Isı ile endospor bariyeri kırılıyor ve sporun içi yeşil boyanıyor. Malaşit yeşili sporun içine giriyor. Daha sonra saf su ile yıkadığımızda ne oluyor? Zayıf bazik bir boya olduğu için spor angiyum yeşili içinde tutamıyor. O akıp giderken spor formun içinde yeşil kalırken spor angiyum zayıf bir boyayı, bazik bir boyayı tutamadığından renksiz görünüyor. Sonrasında karşıt boya safranin ile muamele yapıyoruz 10-30 saniye ve kurutulan preparatları immersyon objektifinde yani 100x objektifinde inceliyoruz. Ve inceleme sonucunda görmek istediğimiz şey spor angiyumun kırmızı, endosporun yeşil renkli görünmesiydi. Şimdi burada da bir örnekten bahsetmek istiyorum. Videoda da zaten bunu anlatmıştım. Burada tekrar anlatacağım. Şimdi burada gram negatif olduğu bilinen terminal konumlu bir bakteri için diyoruz. Malaşit yeşiliyle spor boyama uygulanırsa ve bu kaynama sıcaklığında uygulanırsa ne olur? Şimdi terminal konumlu olduğunu bildiğimiz için uca yakın konumlu bir spor konumu olacak. Dolayısıyla malaşit yeşilini içine alacak spor endospor formu yeşil görünürken spor angiyum formu kırmızı olacak. Peki kristal viyole ile spor boyama yaparsak ne olur? Şu şekilde olur. Kristal viyole kuvvetli bazık bir boya olduğu için yine her şekilde işte kaynama sıcaklığında uyguladığımız için sporun içine o boya girecek ve orada kalacak. Mor renkli görünecek. Ve daha sonrasında kuvvetli bazık bir boya olduğu için spor angiyumda içinde tutmak isteyecek boyayı yıkamayla gitmeyecek. Dolayısıyla safraninle sonradan boyamada o mor renk gitmeyeceği için spor angiyum kısmı da mor görünecek. İkisi de mor göründüğü için çok bir anlamı olmayacak. Peki malaşit yeşiliyle basit boyama yaparsak ne olur? Zaten basit boyama yaptığımız için spor renksiz görünecek. Onda hemfikiriz. Ama dışarısı bu sefer spor angiyum formu da ya renksiz görünecek ya da çok açık yeşil görünecek. Çünkü zayıf bir bazik boya olduğu için boyayı yıkamayla üzerinden atıp gidecek. Gram boyama için bakacak olursak gram negatif olduğunu bildiğimiz için gene spor renksiz olacak. Spor angiyum formu da pembe kırmızı şeklinde olacak. Burada herhangi bir ısıl işlem ya da herhangi bir farklı uygulama yapmadığınız için direkt gram boyama gram negatif olduğu için pembe kırmızı görünecek. Burada da altta da yine endosporun ve spor angiyumun santral, subterminal ve terminal konumlardaki görüntüsünü görmekteyiz. En önemli şey arkadaşlar mikroskopta inceleme yapıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyordu? İşi biten preparatlar dezenfektanla su çözeltisine atılacak ve her kullanımdan sonra mikroskopun objektif kısmı etil alkol eter karışımıyla 7.3'lük etil alkol eter karışımıyla temizlenecek ve bir sonraki uygulama için hazır bırakılması gerekiyor. Bunlar da kaynaklarımız. Bunlardan daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Yine kitabımızdan da daha detaylı şekilde spor boyama tekniklerine bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.